Tabii müsteşarımız, değerli Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, başkanımız, diğer belediye başkanlarımız, tabii OSB'lerin yönetim kurulu başkanları var. Değerli milletvekili adaylarımız, sevgili Çorlu'nun güzel insanlar, Tekirdağ'ın güzel insanları, ben de sizleri böyle bereketli bir günde saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili kardeşlerim, ben de bugün burada sizlerle beraber bulunmaktan, sizlerle kucaklaşmaktan dolayı fevkalade bir mutluluk yaşadım. Coşkulu bir şekilde karşıladınız. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz de bu bölgenin hizmetkarı olarak sizlere hizmet etmekten gerçekten büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. Bu arada üzerimde iki selam var. Onları iletmek istiyorum. Birincisi, değerli Cumhurbaşkanımızla birlikte 24 Nisan'da Çanakkale Kara Muharebeleri zaferi vesilesiyle birlikteydik. Tabii aslında Ergene projesini başlatan Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Dedim ki Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'ye gideceğim deyince çok duygulandı. Oradaki bütün kardeşlerimize, herkese benim en kalbi selam ve sevgilerim ilet diye benden rica etti. Ben de Cumhurbaşkanımızı bu selamı iletiyorum. Efendim dün de Bakanlar Kurulu vardı. Bakanlar Kurulu'ndan sonra Başbakanımız Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'na davetiyeleri vermiştim. O da baktı, ya bir günde Kırklareli, Edirne, Çorlu hepsine mi gidiyorsun, bu kadar kesim atacaksın deyince, o da bütün kardeşlerimize, bütün Trakya halkına selam ve sevgilerimi ilet diye benden rica etti. Başbakanımızın da bu selamını iletiyorum. Ayrıca Bilim Sanayi Teknoloji Bakanımızı da davet ettim. Çünkü burada onun da çok emeği var. O da dedi ki, ya koordinatörlük varsın zaten, ben başka bir zaman gideyim. Selam millet dedi. Onun da selamını iletiyorum. Sizlerin bu selamlarınızı da kendilerine ileteceğim. Değerli kardeşlerim, tabii ki bugün buraya niçin geldik? Gerçekten çok büyük, hayati ehemmiyete haiz. İşte bu kadar 14 tane dev eserin, hakikaten dev eser. Ve bunların maliyeti 500 milyon TL. Bunların temelini hep birlikte atacağız. Ve kısa zamanda bitireceğiz. Esasen bunun içinde tabii hem Tekirdağ'ımızın, işte burada Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Hem Tekirdağ'ımızın içme suyu modern, çok Sayın Başkan, size çok ileri modern bir içme suyu arıtma tesisini kazandıracağız. İstanbul'daki Tekirdağ'ımız artık bundan böyle menba suyu gibi su içecek. Nağköy'den dev bir ishalatıyla arıtma tesisine getireceğiz. Oradan şehrin deposuna kadar getirip size teslim edeceğiz. Bütün Tekirdağ'ımıza hayırlı olsun. Su gibi aziz olun efendim. Su gibi aziz olun. Tabii bunun dışında göletlerimiz var. Onları biraz sonra söyleyeceğim. Ama buradaki en önemli husus şu. TRAGEP, yani Trakya Gelişim Projesi. Bu nereden çıktı? TRAGEP. TRAGEP özellikle biz bu bölgede çok dolaşıyorduk. Her Ergene vesilesiyle ben buraya en az 15-20 defa gelmişimdir. Her yıl 3 defa geliyorum, 4 defa geliyorum. Gelişimdi, öyle geçme değil. Bir takım eserlerin imzası atarak geçiyoruz. Dolayısıyla bu aradaki vatandaşlarımız dediler ki, ya GAP var, bunu bitiriyorsunuz. GAP, Güneydoğu Anadolu Projesi. KOP var. Konya Ovası Projesi. DAP, Doğu Anadolu Projesi. Trakya'nın bir Trakya Gelişim Projesi olamaz mı diye sordular. Ben de dedim ki, hemen Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı. Arz ettim. Dedi ki, muhteşem bir Trakya Gelişim Projesi, Trakya hazırla diye söyledi. Hakikaten biz de 10 milyar TL'lik, 10 katrilyonluk bir proje hazırladık. Ve şu kitapta var, bunun detayını anlatırsam sabah olur. Sizleri fazla bekletmek istemiyorum. Ama bu öyle büyük proje ki, yani ve 2019 yılında tamamen bitecek. Parası da hazır. 10 milyar TL.